AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ konumuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İzmir'in e en büyük sorunu ne sizce? Şu anda trafik. Yani en öncelikli sorun ve en öncelikli çözmemiz gereken iş trafik. Ee, şimdi size İzmir'le ilgili çok fazla soru var. Ee, biraz önce Cemil Bey'e de sordum. Size de onları soracağım. Ama e, sizinle ilgili en çok benim sosyal medyada, sosyal medyanın da belki de çok konuşmayı sevdiği konulardan e, biri bu. Şu meşhur logo meselesi. Evet. Sizin neden parti aracınızda ve afişlerinizde parti logosu yok? Seçim aracınızda ve seçim afişlerinizde? Bu bir yerel seçim. Yerel seçimde biz de İzmir'de 4,5 milyon hemşehrimizin tamamını kucaklayacağız diyoruz. Ben de İzmir sokaklarının gezdiğimde ilk günden itibaren aslında parti logosunu kullanmadık. Ve İzmir sokaklarının gezdiğimizde esas hiç gündem olmadı. Sonra CHP yöneticileri bunu bir gündem yaptılar. Gündem yaptıktan sonra da Çoğu hemşerim bana teşekkür etti, bunu kullanmadığım için. Partide de bir problemim yok. Yani partimizde benim bu konuda yapmış olduğum kampanyada bir problem yapmıyor. CHP yöneticiler sadece problem yapıyor. Onun için biz bu yerel seçimde açık açık söylüyoruz. Ben ilk gün havalimanı karşılama havalimanında söyledim. Dedim ki kardeş, ben 12 yıl İzmir'e milletvekili olarak hizmet ettim ve 12 yıl boyunca İzmir'in her sokağında izimiz var, eserimiz var çalışmamız var. Sorunlara hakimiz. Dolayısıyla bu süreçte 4,5 milyon hemşehrimizin tamamını kucaklayacak 1 Nisan'dan sonra da tamamen böyle bir siyaset yapacağız. Buna ihtiyaç var. Bu şehrin şehri emini olmaya talibiz diyoruz ısrarla. Büyükşehir Belediye Başkanlığı değil. Biz şehri emini olmaya talibiz diyoruz. Dolayısıyla her şey herkesi kucaklama ve hem kampanya dönemi hem sonraki dönemde buna ihtiyacımız var İzmir'de. Onun için e, biz kampanyamızı bu şekilde yapıyoruz. Ve Hamza Dağ'ın bugüne kadar siyasi geçmişi konusunda İzmir e, bunu bilmiyor değil. İzmir'deki hemen herkes biz ta gençlik kollarından beri bu partinin içindeyiz. Dolayısıyla bu konuda da bir problem söz konusu değil. İzmir hemşerilerine bir problem söz konusu değil. Onun için zaman zaman gündem yapılıyor. Ama ben tamamen e, bakıyorum. Yani e, kendi e, hemşerilerime bir problem olmadığını görünce de devam ediyorum. Bir İzmir'deki yok. mesela Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerle karşılaştığınızda onlar ne diyorlar? Teşekkür eden oldu. Mesela Seferisar'da bir esnaf gezerken dedi ki parti logosu kullanmadığınız için ben açmadım konuyu kendisi açtı. Parti logosu kullanmadığınız için size teşekkür ediyorum. Hatta bu bir yerel seçim bu bir genel seçim değil. Bu bir yerel seçim yerel seçim olduğu için CHP'de kullanmasın dedi. Hmm. Yani Böyle tepkiler de var. Hani niye kullanmadınız diye hiç şu ana kadar bir Allah'ın kulunun bir şey söyledi bilmiyorum çünkü ben zaten gittiğimde kendimi Hamza Dağ Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ diye tanıtıyorum. Gerçi Allah'a şükür yani e, zaten İzmirliler hemşerilerimiz bizi tanıyorlar e, biliyorlar çok tanıtmaya da bu anlamda gerek olmuyor. Yani dolayısıyla e, burada e, bizim e, orada bir diyalog noktasında bir karşılık noktasında hemşerilerimiz aramızda bir problem yok. Onun için de aynı şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi bazı basın yayın organlarında dile getiriliyor. Ya da Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler tarafından dile getiriliyor. Onun dışında bir sorun söz konusu değil. Seçim stratejisi olarak bunu yaptığınız söyleniyor. Yani AK Parti logosunu kullanmayarak Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bir de İzmir sonuçta İzmir muhalif seçmenin çok ağırlıkta olduğu bir yer. Böyle bir iletişim stratejisi benimsediğiniz o yüzden AK Parti logosunu çok fazla göz önünde almadığını söyleniyor. Bu doğru değil mi? Yani benim AK Partili, AK Parti de bugüne kadar yapmış olduğum görevler. İzmir'in tamamı, İzmir tamamı, tarafından tamamı tarafında bilinen bir iş. Yani bu noktada bir gizlemeye, gizlenmeye ihtiyacım yok. İzmirlerin de böyle bir beklentisi yok. Ama ben bir şey anlatıyorum aslında net bir şekilde bir şey söylüyorum yani. Bu sadece bir logoyla, logo göstermemeyle olmuş olsa, bir samimiyet geçişi insanlara olmamış olsa Zaten o tek başına bir anlam ifade etmez. Esasında birileri bundan rahatsız olması benim her konuda samimi olduğum ve samimi bir şekilde aslında hemşerilerimle bir araya geldiğim, buluştuğum noktası iç içe geçince esasında rahatsızlık belki de ondan dolayı doğuyor. Yani burada sadece bir seçim stratejisi noktası değil. Ben bu şehrin büyükşehir belediye başkanı olduğumda Herkese diyorum ki gelin bu şehri beraber yöneteceğiz. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. İzmir'de bizim buna ihtiyacımız var. İzmir'de İzmir sorunlarını 5 yıl daha öteleme, aynı zamanda palyatif çözümlerle bu sorunları geçiştirme lüksümüz ve şansımız yok. Belediye Bunu herkes biliyor. Belediye başkanı seçilirseniz yine mesela e, parti logosu kullanmayacak mısınız? E, tabii ki kullanmayacağım. Yani burada Türk bayrağı olacak ve e yaptığım işlerde e, parti logosu kullanmadığım gibi beni benimle doğruda iletişime girenler bilir. Doğruda iletişim yapmayanlar da mutlaka dolaylı olarak duymuşlardır. Bugüne kadar bize bir talep geldiğinde biz o talepte kişisel talepse, bireysel talepse, hasta ile ilgili olur, tayinle ilgili olur. Bireysel talepse biz onun siyasi görüşü hiç sormadık. Onu geçtim. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden, mevcut Büyükşehir Belediyesi de dahil, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden, merkezi yönetimle ilgili bir talep gelmişse ve o talep çözülebilir, makul bir talepse biz onu hiç öte e, kenara koymadık. Ve çözdük. Örnek vereyim misiniz bir tane. Örnek Mesela vereyim. AK Parti'nin çok, çok yöneticisiniz olacak. siz. Milletvekilliği İzmir yaptınız. Büyükşehir, İzmir Büyükşehir Belediyesi. İzmir Büyükşehir, Belediyesi, İzmir büyükşehir Belediye Başkanı. Sayın Tuzsoyer. 2019'a göreve geldiğinde konak tünelinden dolayı Yeşillik Caddesi. Şimdi size biraz uzak olacak. Bazı arkadaşlar gel uzak oluyor ama İzmirliler neresi olduğunu bilirler. Yeşillik Caddesi'ni Büyükşehir Ağı'na alırsak biz burada battı çıktı veyahut köprülü kavşak yapacağız dedi. Biz bunu Karayollarından, Ulaşma Bakanlığından Büyükşehir Ağı'na geçmesini sağladık. Birincisi bu. İkincisi Buca Metrosu'nun yatırım programına alınması gerekiyordu. Cumhurbaşkanlığı tarafından. Bu sayede Büyükşehir Belediyesi yurt dışı finansmanı daha uygun faizle bulacaktı. Bunu yatırım programına aldırdık. Hmm. Üçüncüsü Çiğli tramvayı Çiğli tramvayının e, borçlanması talebi vardı. Bunu yaptık. Çiğli arıtma tesisinin dördüncü faz borçlanması vardı. Bunu yaptık. Tunus Seher'in BD de, kamuoyunda da, televizyonda da bize defalarca teşekkür vardır. Şimdi mesela Tunç Bey'e sorsak desek ki Hamza Bey Size Büyükşehir Belediye Başkanlığınız döneminde destek oldu mu? Oldu mu der diyorsunuz. Oldu der zaten yani kendisi sağ olsun. Yani bu da herkesin yapacağı iş de değil. Yani biz bunları yaptığımızda Twitter'dan da teşekkürde bulundu. Belediye Meclis teşekkürde bulundu. Bir yayında yani bir televizyon kanalında da e, ismimizi ifade ederek bir teşekkür e, konuşması oldu. Yine sadece orası da değil. Konak Belediyesi. Konak Belediyesi'nin Depremden sonra yeni bina yapmayla ilgili bir borçlanma beklentisi vardı. İller Bankası'ndan bir e, teminat mektubu beklentisi vardı. Onu çözdük. Biz Buca Cezaevinin Buca'nın şehri içinde kalmıştı. Bunun çıkışını Buca Belediye Başkanı, bizim e, o bölge milletvekilimiz ve biz beraber çözdük. Ya yani bugüne kadar e, bu tarzlık yaptığımız işleri ya yani İzmirli hemşehrilerimiz görüyor, takdir ediyor. Bu, bu Bunu yaptığımız için aslında e, o logo konusu birilerini rahatsız ediyor. Çünkü yani Hamza Dağ e, zaten ayrımcılık yapmadı, bundan sonra da yapmayacak. E, bu da e, çok net bir şekilde görünen bir şey. Konuşulan bir şey, kendi aralarında konuşuyorlar. Kendi aralarında bunları e, tartışıyorlar. Çünkü bu bahsettiğim kişiler, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif siyaset yapan, aktif siyasetin içinde olan kişiler. İzmir'in cemiyet hayatı içinde olan kişiler. Dolayısıyla bunlar kendi aralarında bunları konuşunca bir yerden bir engel noktası ne yapabiliriz onun derdine giriyorlar. Ama yani 4,5 milyon hemşerimizle bizim aramıza mesafe koyamayacaklar. E, olmayacak İnşallah biz 30 Mart'a kadar kendimizi anlatmaya devam edeceğiz. 1 Nisan'dan sonra da şehrimizin kronik sorunlarından başlayarak sorunları çözmeye devam edeceğiz. Şehrinizin en kronik sorunu trafik dediniz değil mi? Size göre bir numaralı son trafik. Evet. Nasıl yani diyorsun? şöyle ben lansmanda söyledim. Lansmanda söyledim. Bakın. Önemli bir şey söyledim. Dedim ki ben normalde sıralamayı daha farklı yapardım. 11 başlık, 11 başlık koyduk. Ben normal sıralamayı daha farklı yapmak isterdim. Ben önce çevreden başlamak isterdim sıralamada. Ya da önce e, kentin ekonomisini nasıl büyüteceğimden başlamak isterdim. Ama benim yapmış olduğum sıralama şehrin sorunlarının aciliyetine göre ve şehre göre yaptığım sıralama. Onun için de işin doğrusu ulaşımı bire, bire koyduk. Trafiği bire koyduk. Çünkü bu ulaşım derken bunun içinde toplu ulaşım var. Bunun içinde şehir içi trafik var. Şehir içi yollarının çok kötü olması da var. Yani biz toplu ulaşımda 90 dakikayı tekrar geri getireceğimizi söyledik. Tuğuş Bey 120 dakika olarak karar verdi. Teşekkür ediyoruz İzmirler adına. Biz istemiştik. Biz bunu yapacağız demiştik. 1 Nisan'da göreve geldiğimizde kesin yapacağız dedik. kendisi 120 dakika olarak şu anda karar veriyoruz dedi. Biz de memnun olduğumuzu İzmirler adına teşekkür ettik. İkinci planda bizim trafiği çözmek için bir kere kesinlikle yeni çevre yolunu yapmamız lazım. Yeni çevre yolumuz bizim burada şu sarıyla görünen yer şu anki çevre yolumuz. Burası şehir içi hale gelmiş vaziyette. Benim de evim dibinde. Daha sabah da baktım. Yani çok böyle öğlen saatlerine kadar yavaş yavaş ilerleyen bir süreç vardı. Bizim ikinci bir demiyoruz yeni çevre yol diyoruz. Yeni çevre yolunu şu yeşil olan alandan Hayata geçirmemiz lazım, yapmamız lazım. 9 tane yerden yeni çevre yoluyla diğer şu anki mevcut çevre yolu bağlantı sağlanıyor. Bunları bir koyun Koyundere, diğer Harmandalı Çiğli, Harmandalı Ulukent, örnekköy Mezarlık Şehir Hastanesi, Manisa Yolu, Ambarlar İzmir, İstanbul Arası, Otoyol, e, Bornova, Çeşme, Aydın yolları Mutlaka geçmişsinizdir oradan. Tam şurası. Dolayısıyla bu şehir içi trafiğinde ilk etapta özellikle Buca... E, Çiğli, Karşıyaka aksını rahatlatacak bir e, yol olacak. Onun dışında 16 tane köprülü kavşak batı çıktığı yapmamız lazım. Bunlar Mustafa Kemal Sahip Bulvarı'nda var. Yeşillik Caddesi bir önce söylediğim yer e, Büyükşehir Belediyesi e, o zaman e, almış olmasına rağmen kendi sınırları 2019 Haziran'da herhangi bir adım atmadı. Diğer taraftan Karşıyaka çarşının önünde e, altı yolda bayraklı'nın e, önünde yine yeni yollar gerçekleştirmemiz lazım. Yeni yollar yapmamız lazım. Özetle birçok var e, Bayraklı'nın üstünde dağ yolu vardır. Çoğu e, İzmirli hemşehrilerimiz belki çıkmamış olabilirler oraya. Ben yüzlerce kez geçmişimdir. Nafiz Gürman Mahallesi ile 75. Yıl Mahallesi arası dağ yolu. Onu e, 6 yıl alternatif bir yol olarak yapmamız lazım. Yine Optimum Kavşağı bunu için... yapmanız lazım da yani yapmanız lazım diye yapacaksınız. Yapacağız ya, bu tabii bizim vaadiniz mi? Vaadimiz tabii Hı. onun için söylüyorum yani bizim vaadimiz. Yapmanız lazım bu. ben de çünkü derim yapmanız Yok, lazım da yani. ya yapacağız biz bunu yapacağız yapacağımızı yani bu dediklerim e, Soğuksu Kemal varın da dört tane kavşak orada var işte e, Simir'da da var de var Çiğli'de, var. Çiğli'de e, şehir geçişini alttan yapmamız e, alttan yapacağız e, bunları gerçekleştireceğiz e, burada yeni yol noktasında iki tane Gazemir'de özellikle e, Yeşillik Caddesi'ne ve Havaalanı yoluna alternatif doğuracak. Biri e, Esbaş'ın arka tarafından ve Esbaş'ın giriş çıkışında da arkaya alacak şekilde çevre yolla bağlantı e, kurmamız lazım. Onun da burada görseli olması lazım. Yeni Onun çevre dışına, yolunu 5 yıllık dönemde bitirebilecek mi? Tabii bitirebileceğiz. Yani yeni çevre yolunu ben şimdi e, Ulaştırma Bakanı da bu hafta geldiğinde özellikle konuştuk onu yani Ulaştırma Bakanı'yla yapacağız. bunu 5 yıllık süre zarfında bitirdiğimizde zaten büyük oranda trafiğin bir bölümü net bir şekilde çözülmüş olacak. Yeni yolda da bu büyük şehrin yapması gerekiyor büyük şehir olarak yapacağız. Optimum Kavşağı'nın arka tarafından çevre yoluyla o birazcık birinci çevre yolu. Zaten oradakinin çevre yolu ihtimali yok. Birinci çevre yoluyla bir bağlantısını kuracağız. Optimum kavşağını arka tarafa alacağız. Yine Sarnış tarafından, orada çok sanayi oluştu. Sarnış tarafından direkt Çeyre bir yol güzergahı var. Onu da inşallah gerçekleştireceğiz. Bunlar yaptığımızda ben çok açık net bir şekilde diyorum ki bunun yanında Alsancak e, Garı'nın önünde Alsancak Garı'nı e, bir battı çıktığıyla e, oraya geçmemiz lazım. Bunların hepsini yaptığımızda ya yani trafiği bir kere böyle böylelikle rahatlatmış olacağız İzmir'de. E, Dediğim gibi sosyal belediyecilik isterseniz onunla da durun durun oraya geçmeyin. Şu, şu, yol yol konusunda da bakın ben daha önce de tabii İzmir sokaklarını gezdiğimde bu şikayetle çok karşılaşıyordum. Hele şimdi kampanya döneminde Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak insanlara gittiğinizde ya başka yer veya İzmir Milletvekili olarak gittiğinizde belki daha az duyuyorsunuz ama artık Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gittiğinizde sizi potansiyel Büyükşehir Belediye Başkan olarak görüyorlar ve insanların hemşehrilerimizin en çok söylediği şu var ara sokaklarda ve ana artellerde yollarımız o kadar kötü ki biz araçların alt takımlarını yapmaktan yorulduk. Ve ben şunun sözünü veriyorum. En kötü yerlerden başlar. hepsini bir anda bitirmemiz mümkün değil. En kötü yerlerden başlayarak o kötü yolların tamamını İzbeton kendi işini yapacak. İzbeton kesinlikle kentsel dönüşüm gibi işlerle uğraşmayacak. İzbeton'a işi yol yapmak. İzbeton yolu yapacak. O yolları İzbeton en hızlı zamanda çözüme kavuşturacak. Çözüme kavuşturamadığı zaman bizimle çalışamazlar zaten. Yani biz gece gündüz demeden 7-24 çalışmak zorundayız. Şu önümüzdeki 5 yılda 10 yıllık, 15 yıllık iş yapmak durumundayız. Çünkü İzmir'in buna çok açık, net bir şekilde ihtiyacı var. Derdimiz de bu. İnşallah bunu da hemşerilerimize armağan edeceğiz. Bu yolların köstebek yoluna dönmesi meselesini programın ilk bölümünde Sayın Cemil Tugay'a da sordum. Her iki adayın da ortak tespiti bu. İzmirlerin önemli sorunlarından bir tanesi bu. Şimdi geçtiğimiz hafta burada Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Öztesek konumdu benim. Ben dönem dönem de Naci Görür Hoca ile programlar yapıyorum. İzmir diyorlar ki dünyada bu kadar aktif fay hattı olma tehdidiyle baş başa olan başka bir şehir daha yok. Devletin resmi verisi Çevre Şehircilik Bakanı'ndan çıkan bilgi 21 aktif büyük yıkıcı deprem üretme riski olan fay hattı bulundu. Evet. Şimdi e, siz trafik dediniz ama bence tabii en büyük sorun deprem güvenliği, evet. kentsel dönüşüm. E, siz bu tehlikenin farkında mısınız İzmir'de? Tabii ki. Çok farkındayız. E, İzmir'in daha yeni deprem yaşadık. Sizin eviniz sağlam mı? Benimki şu an sağlam. Karşıyaka'da oturuyorsunuz değil mi? Karşıyaka'dayım ben şu anda. Yani e, bizim yani 30 Ekim 2020 deprem yaşadık. Ve İzmir'de değil Ve, de İzmir'in çevresinde olan bir hatta deprem aslında. Yuna, Yunan, Yunan Adaları'nda Tabii. Yunan Adaları'nda olan deprem geldi. E, Bayağı da uzak olan bir alanda. Bayraklı'da Banavkuyu, e, Mansuroğlu e, orada e, yüzün üzerinde eee Kardeşimizi kaybettik ve depremin acısının ne olduğunu hep beraber gördük. Şimdi bizim bildiğimiz, Sayın Tugay da bunu doğruladı. İzmir Sayın Bakan da, İzmirli yerel yöneticiler de söylüyorlar. İzmir konut stoğunun yarısından fazlası bu deprem tehdidine karşı yıkılma riskiyle karşı karşıya. Yani %50 diyen var, 60 diyen var, 70 diyen var. Ne yazık ki öyle evet. Yani ne yapacağız? Bir kere şunu söyleyeyim. Bakın en büyük dönüşüm aslında biz yani e, keşke depremle olmasaydı. Depremden sonra 5000 tane konut inşa etti. 2 senede. Sayın Murat Kurum Allah razı olsun. Gerçekten geldi burada da anlattı bildiğim kadarıyla. E, depremden sonra biz bir ay beraberdik. İzmir'de. Benim memleketim İzmir. Ben İzmir'de kaldım. O da de beraberdi. Yani ben de değil ben onunla beraberdim neredeyse. Yani sürekli olarak o zor dönemde akut dönem dediğimiz krizin en e, zor olduğu dönemde gerçekten Murat Bey İzmir'e hiç ayrılmadı. Ve birlikte e, sahada bulunduk. Sonrasında e, ihaleleri hızlıca yaptık. Beraber takip ettik. O işin lokomotifi oldu. Ve 5000 bin tane. 1750'si bin rezerv e, şeyde e, proje alanları dediğimiz yani asıl yıkılan yerlerde. 3000 küsur da yukarıda şehir hastanesinin orada olmak üzere 5000 tane konut şu anda ağır hasarlarla ilgili tamamlamış olduk. Orta hasarlarla ilgili orada problemimiz var. Ee, yani talepler var daha doğrusu da, problemimiz demeyeyim talepler var. O taleplerle ilgili de ben lansmanımıza söyledim. İkili seçenek sunacağız. Ya rezerv alan dediğimiz yerde geleceğim kentsel dönüşü, Bunu anlatıyorum ama çünkü bunu da bekleyenler var bizden. E, ee, rezerv alan dediğimiz yerde e, konut yapıp e, o maliyetini afat şartlara değil ama maliyetine e, o insanlarımıza vereceğiz. Ya da ikinci formu işte yarısı bizden dediğimiz İstanbul'da uygulan sistem. Kentsel dönüşümle ilgili bizim dediğimiz şey soruyorum. Yarısı bizden neden İzmir'i kapsamıyor? O şöyle, e, bu orta hasarlar ilgili bu hafta Sayın Bakan İzmir'e önümüzdeki hafta gelecek. O da e, İzmir'e bir açıklama yapacak. O konuda da biz çalışma Kapsayacak yapıyoruz. mı? Bir çalışma yapıyoruz şu anda. Yani, yani çalışması... dünya dünya Bank kendisi açıklayacak, beraber açıklayacağız. Açıklayacağımız için şu anda ben onun şeyini boz, bozmuş olmuyor. Biz bir telefon bir davet yapana görüştük. E müdürsünkü e, İzmir'e hmm. gelip 6 Mart'ı şimdi 7 Mart'a erteledik. O zaman e, onu açıklayacak. O da e, işlerin içinden biri olacak yani. Şimdi bizim Çevre Şehircilik Bakanlığı ile beraber ya da yalnız. Kesinlikle yalnız olacak gibi düşünüyoruz bu konuda. Bir kere e, 50 bin tane sosyal konut üreteceğiz. Ürettiğimiz sosyal konutlar e, maliyetini İzmir'le hemşehrilerimize 5 yıl 10 yıl vadeli bir şekilde vereceğiz. Bunun için de önceliğimiz, önceliğimiz değil şartımız. Biz İzmir Konut AŞ ile bunu yapacağız. Ve şartımız da şu. 5 yıl İzmir'de ikamet etme şartı koşacağız. Ev vereceğimiz kişilere. 5 yıl daha. Yani şehrin içini aslında biraz rahatlatmamız lazım. Hmm. Bu kentsel dönüşümü tam gerçekleştirebilmek için. Çünkü kentsel dönüşüm bakın 25 yıl 99'dan beri 25 yılda her 5 yılda 5 bin konut dönüşmüş olsaydı şu an 125 bin konut dönüşmüştü. Ben işimizin zor olduğu farkındayım kentsel dönüşümde. Ama bu konuda da bizim 300-500'lü 5 yılda 300-500'lü sayılarla vakit geçirme lüksümüz yok sizin dediğiniz gerekçelerle. Böyle bir lüksümüz yok. Zor oldu da biliyorum. İşin vatandaş tarafı var. Belediye tarafı var. Benim bu konuda net baktığım nokta bir şehrin için rahatlatmamız lazım. Bu bahsettiğiniz 50 bin konutu nereye yapacaksınız? 50 bin konut hem Menemen tarafında uygun yerler var. Zaten şehrin açılışı. çalıştınız nerede yapılacağı tabii, tabii, belli tabii, mi yoksa? Hepsiniz, hepsi, hepsi çalıştı, hepsini, hepsi, çalıştık, hepsini çalış. Menemen tarafı var, kısmen Torbal tarafı var, biraz Kemalpaşa tarafı var. Bizim zaten şehrin genişleyebileceği alanlar belli. Şeyi nasıl bir yapacaksınız? Bir tarafımız deniz. Mesela gül sokakta kentsel dönüşüm ihtiyacı olan bir bina sakini alıp Menemen'e nasıl taşıyacaksınız? Ya, gül sokakta değil bunlar bir... Bir tepe mahallelere bir bakalım önce. Yani, ha siz şeyden yani bahsediyorsunuz. Bizim, daha yani Gül Soka Gül sokak yani kendisi yenilemek isterse zaten ona imkan var. Hayır, bilmiyorum yani bu şimdi siyaseti dışında bir konu ama Gül Sokak'ta oturanlar farkından bilmiyorum ama Gül Sokak'ta da birinci derece yıkılma riski taşıyan evler var. Şimdi oradakiler normalde şu an kentsel dönüşüm yasasından imkanlarına faydalanarak yenileme durumunda olabilirler. Buna şey var. Yani bizim Bizim daha kronik ve daha öncelikli ve yerlerimiz var yani. Ekonomik olarak da getir geliri yani, daha az olan vatandaşlar. Tabii bizim. yani daha daha öncelikli tabii ki onlar da yapmak isterse baş göz üstüne. Ama yani biraz da söylediğiniz gibi ya yapı stoku olarak e, ciddi bir şekilde bir e, sorunumuz e, olduğu için yani belki de e, bu anlamda öncelik olarak düşünmek zorunda kalıyoruz hepimiz ve bunu da dediğim gibi 5 yıl Öteleme, yine palyatif çözümler üretme, yine e, raporlarla günleri harcama gibi bir e, lüksümüz yok ve bir yerden bir şekilde burada esas önemli olan kesinlikle vatandaş, belediye, bu samimiyeti insanlarla paylaşabilmek ve bu samimiyeti gösterilmek. Bizim derdimiz sizi güvenli konutlarda oturtmak. Ve 50 bin konut yapacağım Tabii. diyorsunuz. Bel Tabii sadece ki. belediye olarak. Tabii ki. 5 yılda 50 bin konut yapıp şehirde rahatlayınca orada insanlara paylaşacak bir bölgeden özetle başlayarak bir bölgeden başlayıp bir örnek vermek çarkı döndürdüğünüzde gerisi gelir yeter ki siz insanlara bu konudaki hassasiyetinizi samimiyetinizi gösterebilin yani bizim derdimiz kimsenin evinden ocağından uzaklaştırmak değil öncelikle yerinde olacak şekilde öncelik yerinde tabii ki bazen Yeni yollar açacaksın. Çocuk oyun alanları açacaksın. Şimdiye kadar planlanmamış. Okul yapacaksın. Oraya planladığında tabii ki e, böyle bir imkan olmayanlar olursa onlara da ya bak Gel kardeşim şurada güvenli yerde otur. Bizim derdimiz senin güvenli yerde oturman. Seni e, evini evinde uzaklaştırman, yıkman değil. Dolayısıyla inşallah ya bunu ben bir yerinden başlayacağımızı düşünüyorum. Başlayacağız. Elimizden ne geliyorsa şu 5 yıl içinde bu anlamda yapacağız. Ama dediğim gibi ben gerektiğinde o mahalleye kendim gideceğim. Diyeceğim ki ya bakın gelin. Beni tanırsınız. Ben sizin evladınızım, kardeşinizim. Başka dertlerimiz söz konusu değil. Gelin sizi güvenli yerlerde oturtalım ve şehrimizin de bir yandan da görüntüsünü de bu anlamda düzeltelim, bir noktaya getirelim. Şehircilik olsun. Sadece deprem değil, Candaş Bey deprem değil. Deprem de var, evet. Ama bu kentleşme bir yandan çocuklarımızı kötü alışkanlıklar noktasında da bir takım durumlara karşı karşıya bulunması sebebiyet veriyor. Ben şu anda 2-3 yıldır karşıya kalıyorum ama benim ikametgahım Gümüşpala, Bayraklı Gümüşpala. Gümüşpala dediğimiz yer biraz önce bahsettiğim tarzdaki mahallelerden birisi. Sokak aralarında çocuklar top oynarken bir süre sonra ne yazık ki kötü alışkanlıklar noktası bir postöre geliyor. Ben bu konuda da kesinlikle ben o mahallelerde defalarca gezdim. Yani Naldiken, Mevlana, Yeşilçam, Gültepe, Limontepe, Adatepe, işte Gümüşpala, Cengizhan buralarda o dönüşümde evlatlarımızı iyi bir noktaya getirinceye kadar da kesinlikle bu mahallelerde amatör spor kulüpleri inanılmaz derecede iyi bir noktaya gelmiş vaziyette. Dolayısıyla bunu sonuna kadar teşvik edeceğim. Onlara aynı yardım sonuna kadar yapacağım. Çünkü ben biliyorum ki onlar 10 tane, 50 tane, 100 tane çocuğu kurtardıklarında İzmir'in de geleceğini, Türkiye'nin geleceğini kurtarmış olacaklar. İnşallah başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Ee, İzmir'de sadece deprem anlamında değil söylediniz. Şimdi İzmirlerden de geliyor. Eee özellikle bazı bölgelerdeki gece kondulaşma, kaçak yapılar, efendime söyleyeyim İzmir'in o muhteşem, ya yani bence Türkiye'nin en güzel şehri İzmir, o İzmir'e yakışmayan bir yapılaşma var. Bu yıllardır devam eden gelen. Ee, bahsettiğiniz konut dönüşümünün içerisinde bu da dahil mi? Tabii ki zaten biraz önce bahsettiğim şey büyük oranda bununla ilgili şey zaten. Çünkü yani hep bu, Kadife Kale konuşulur bu, ama Kadife Kale'de bir dönüşüm var bildiğim var, kadarıyla. Kadife Kale'de yapıldı. Yani Kadife Kale'de bir kısmına yapıldı. Yani daha doğrusu Yeşildere tarafına yapıldı. Diğer taraflarda da biraz çalışma yapılır. O, o da işte aynı formülle aslında. Yani Katife Kayda bunlar yapılırken, e, ...Sayın Kocaoğlu zamanında... da e, yani uzun derece Toki konutlarına yapılarak e, o yapıldı ve orası da Heyelan bölgesiydi. Yeni yapı da yapılmadı oraya. Şimdi aslında e, işin yapılabilirliği aynı noktada. Yani baktığınız zaman bu yolla yapmanız lazım. Ama bu yolla yaparken sizin yapacağınız en önemli şey insanlara buradaki samimiyetinizi göstermeniz lazım. Derdinizin ne olduğunu göstermeniz lazım bir yönetici olarak, bir büyükşehir belediye başkanı olarak. Bizim hem sizin güvenli konutlarda oturmanız noktasında bir derdimiz var. Hem de yani daha iyi şartlarda oyun alanları olan, camisi olan, okulu olan, daha iyi şartlarda ve daha şehirleşmiş bir şekilde ve şehrin de şehirleşmiş görüntüsünü de iyi noktaya ulaştırma pozisyonu bir çalışma içinde olmanız bunu göstermeniz lazım. Biz bunu göstereceğiz. Biz bunu yapacağız. Bir yerinden başlayacağız. Ben 5 yılda yani bitiremeyeceğimizi biliyorum. Ama inşallah da yani e, bu önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında bunun başladığını hep beraber göreceksiniz. İzmir'de en çok e, konuşulan konulardan bir tanesi de şu meşhur koku. Evet. Yani e, Körfez'de bu şey tarafındaki koku e, bir nebze giderildi. Yani oradaki sorun bir noktaya kadar çözüldü ama bu sefer İzmir'in başka yerlerinden de böyle şikayetler gelmeye devam ediyor. Yani %100 bitirildi denebilecek bir nokta yok. E, adayların neredeyse tamamının bununla ilgili vaadi var. Biraz önce işte sizden önceki konuğum e, Körfez'de yüzebilecek hale getireceğiz orayı diye bir vaadi var. Sizin bu konuyla ilgili vaadiniz ne? Merak ediyorum. Yani ben e, Körfez'de yüzülebilir demedim. lansmanda da söyledim. Benim e, Körfez'de e, yüzülebilir noktasında bir e, vaadim olmadı. Ama ben Körfez'i turkuaz hale getireceğimi e, ve e, bunu da bir çiğitli arıtma tesisinin e, ilk üç fazı e, çok şu anda modernize edilmesi gerekiyor. Biraz önce anlattığım dördüncü fazının borçlanmasıyla ilgili bizim bir desteğimiz oldu. Dördüncü fazın borçlanma, dördüncü fazın hayata geçmesi için onu da hızlandırıp, 3. ilk üç 3 fazı da daha modernize edecek şekilde bir kere orada çamur büyük oranda araziye dökülmüş. Bir kısmı başka bir şehre taşınmış ama çamur var, çamuru kurutmamız lazım. Çamuru kurutmak için bir yeşillendirme ihtiyacımız var. Çiğli artma tesis olduğu yerde. körfez temizlemesiyle ilgili de bunun örnekleri var. Bir, bir buçuk metre denizin dibinde balçık, balçık mı? var. Bu, yani bu doğru an. mu? Balçık. Doğru. Doğru. Yani ben şunu söylüyorum. Yani Tunç Bey de 5 sene içinde yüzeceğim. Önce 3 sene içinde yüzeceğim dedi. Sonra görev süren boyunca yüzeceğim dedi. Güzel bahçeden denize girdi. Biz denize güzel bahçede gireriz, Foça'da gireriz, Çeşme'de gireriz, Sefir da gireriz, Sığacık'ta da gireriz. Yani İzmir'in yarım saat uzaklığında mesafeler bunlar. Yani biz İzmir'in e, turkuaz bir görüntüde Körfez'e kavuşmasını arzuluyoruz. E, zamanında Kocaeli Koceli Körfezi'nde bunun bir örneği var şu anda temizlik noktasında. Oraya da gittim ben gördüm. Yani aday olmadan önce gördüm. Yarın bir gün Allah nasip eder böyle bir durum olursa bunu İzmir'e nasıl sağlarım diye e, o zamanki e, BD, şu anki mevcut belediye başkanımıza da dolaştık. Yani e, benzer veyahut da başka bir uygulamayla körfezin temizlenmesi söz konusu. E, biz bunu sağlayacağız. Turkuaz bir hale e, inşallah körfezi... Bu bahsettiğiniz bir tek Çiğil'deki arıtma tesisinin dördüncü faza geçmesiyle çözülebilecek mi? Hayır. Dördüncü fazla beraber ilk üç fazın modernize edilmesi gerekir. Aynı zamanda körfezde temizlenmesi gerekiyor tabii. Bu sorunu çözer sorun... mi bu? Tabii ki sorunu çözer. Ne kadarlık bir süre ihtiyaç var? Yani İlk ihaleye çıktık mesela Kocaeli'de 3 yıl. 3 yıllık ihale süreci var sadece. Yani biz burada tabii 1 Nisan'da gelelim. Daha öncelikli çözmemiz gereken işler var. Onları bir çözelim. Bunu da gündemimize alalım. Bunu da üzerine bir çalışalım. Bunu da İzmir Körfezi'nde ne kadar şimdi çiğli artma tesisi, çalışması yapacağız. Yani kokuyla alakalı olan boyutu tabii ki zaten yapacağız. Ama Körfezin temizlenmesiyle ilgili de bunun mevcut durumu ne bunu oradaki örnekle ve benzer pozisyonda temizlemesini nasıl orada 3 yıl sürmüş belki bize 2 yıl diyecekler yani ihale süreci olacak sonraki süreçler ya yani bu gören süremize bitireceğiz bunu yani hmm. ee, şimdi en çok e, tabi bunlar seyircilerden gelen sorular özellikle konu başlıkları halinde hem e, Sayın tugaya sordum size de aynı sırayla ve aynı başlıklarla sormaya çalışıyorum Eee Altyapı çok fazla. İzmir'le ilgili İzmirlilerin soru sorduğu e, konulardan bir yoldur, tanesi. Yoldur. Birazcık yoldur. Ya da yani altyapı tabii şöyle. E, Altyapıdan kastı şu değildir. E, bizim öyle de bir sorunumuz var. Ama yani çok yani yağmur sularıyla tabii altyapı dediniz aslında biraz da o oluyor. Yok, daha yani şu, spesifik soruymuşsunuz. Yani, soru şu. Neden yağmur yağdığında sürekli alçalanacağı i̇şte, sel basıyor diyorlar. Yani yağmur suları e, ile yağmur sularının eee kanalizasyon kanalizasyon sularıyla e, yağmur sularının aynı e, borulardan geçmesi gibi bir durum var. Şu anda %18'deyiz. Ha, %18. %18. Yani ayrı ayrı eee çalışma ile ilgili %18'deyiz. Ya bunu 3 e, sene içinde 2 2 3 sene içinde %90'a, %95'e çıkartmamız lazım. Bunu çıkartacağız. Bu yapmamız gereken işlerden birisi. Yani Nedir bu? Yağmura... Bu sorunun temelinde ne var? Şöyle yani bir de neden Alsancak? Kanazı, sadece Alsancak değil bu. İzmir'de Genellikle tamam gelen sorular bu ama yani, yani neden son İzmir? dönemde özellikle de e, şeyde Alsancak'ta bir Biz e, hep haberlerde okuyor yani İzmir'in dışındaki insanlar sel haberlerini hep genelde Alsancak'ta okuyorlar. Ama yani kemer altında da bu gerçekleşiyor. E, Altındağ'da da gerçekleşiyor. E, ne bileyim Bayraklı'da da gerçekleşiyor. Dolayısıyla ya yani daha çok Alsancak e, bir de son e, yağmurda ciddi anlamda denizin kabarması da burada etkili oldu denizin kabarmasıyla beraber arka sokaklara ikinci kordona kadar da Kıbrıs şehitlere kadar da bir sel durumu olunca o daha çok bu anlam gündem oldu yani bizim burada yağmur suyu ile kanalize suyu kanalizasyon suyunu ayrıştırmasını Tuş Bey konuda bir çalışma yaptı biraz yani zaten yoğun bir şekilde ona yoğunlaştı ama çok istenilen seviyede değil yani biz onu inşallah yani o da yapmamız gereken işler. Ya yani bu kadar çok yapmamız gereken iş var ki, yani ısrarla söylediğim o zaten bizim İzmir'in kronik sorunlarını 5 yılda öteleme şansımız yok. Bunları hepsine bir anda başlamak zorundayız. Bir anda yapmamız lazım ya da yani öncelik ve e, bir öncelik e, tespiti yaparak ona göre yol yürümemiz lazım. İzmirler neden Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor? Yani onu Tabii mevcut Büyükşehir Belediyesi'ne sormak lazım. Böyle değildi bu. En pahalı suyunu içmiyordu. Yani İzmirler Türkiye'nin Türkiye en pahalı suyunu içmiyordu. Ama son süreçte oluşan bir tablo. Özellikle ben sahayı dolaştığımda şu soruyla çok karşılaşıyorum. Yani insanlar elektrik parasıyla, ceyran parasıyla karşılaştırma yapıyorlar. Ve şunu söylüyorlar. Elektrik parası eskiden başkanın vekilim, Elektrik parası, ceyran, e, ceyran parası, su parası iki katı gelirdi. Şimdi su parası, ceyran parası da fazla geliyor. Bunu bize söylüyorlar. Yani işte gerekçeler söyleniyor. Yok işte e, yer altından alınıyor. Evet. Çizim. Ama elektrik paraların, elektrik e, fiyatlarına bir artış olmadı son dönemde. Ya, şimdi vatandaş açısından baktığınızda yani elektrik parası, su parası kendi hane gider olarak. E, biz bunu e, net bir şekilde vaadini verdik. 1 Nisan'da itibaren su ücret tarifelerine %50 indirime gideceğiz. Yarı yarıya. Yarı yarıya. Biz kendi planımızı, kendi bütçelememizi e, o dönemde yapacağız. Nasıl sübvanse edeceksiniz edelim. o faturaları? Yarısını yani, belediye ödeyecekse? Yarısını belediye ödemeyecek. Belediye alıyor zaten bu ücreti. Almayacak. Hmm. Ona göre de biz kendi yani bütçelerimizi yapacağız. Nereden şey yapacaksınız kompanse edeceksiniz? Yani bir birifiklerimizi aldığımızda biz onun e, gerekli finansını sağlarız. Sıkıntı yok. Yani biz diğer yatırımların hepsini e, yaptığımız gibi bunun finansını sağlarız. Yani bazı israfları kestiğimizde bunların önü açılır. Biz bunları daha önce yaşadık Candaş Bey. Bakın Menemen Belediyesi'ni biz 2020 yılında BD ile aldık. Menemen Belediyesi. Menemen Belediyesi 2020'de BD Meclisi aldığımızda Menemen Belediyesi işçisinin parasını ödeyemeyen bir belediyeydi. Ve biz 3 sene içinde 10 yıldır bitirilmeyen pazar yerini bitirdik. İşçinin parasını ödüyor. 10 yıldır bitirilmeyen pazar yerini bitiriyor. 40-50'ye yakın alı sağ yaptık. Ve şimdi karayolları ağında bakın 5 yılda bir tane battı çıktı yapılmadı İzmir'de. Şu 5 yıllık süre zarfında iki tane battı çıktı yapıldı. İkisi de karayolları ağında aslında karayollarının yapması gereken, ulaşım vakanı yapması gereken bir iş. Birini Ala Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partili. Diğerini 10 Mart'ta açıyoruz. Menemen Belediyesi'yle yaptık. İş bilenin kılıç kuşağını. Bizim İzmir'de yaşadığımız problem ben ısrarla e, önceki dönemle alakalı hiçbir şey söylemeyeceğim diyorum ama bir şey söyleyeceğim sadece. Bizim İzmir'de yaşadığımız problem yönetememe meselesi. Biz yönetimi biliyoruz. Nasıl yönetileceğini biliyoruz. İnşallah da bunu İzmirli hemşerilerimize önümüzdeki 5 senelik süre zarfında e, aynı, bunlar yaparken yani aynı zamanda da benim ısrarla söylediğim her yere söylüyorum. Bunun hepsini yaparsınız. Yapılır. İmkan bulunur. Bunları yaşadık biz. Yani bunların hepsi tamamında birçok şey yaşadık. Ama bana çılgın proje nedir diye sorarlarsa ben bugün hemşerilerin gönlüne girdiysem mutlu sayarım kendimi. Beş sene sonra da İzmirlerin gönlündeysem halen gönlüne girmişsem kendimi mutlu sayarım. Yani mevzu yolu da yaparsınız, köprüyü de yaparsınız, kaldırımı da yaparsınız. Ama önemli olan orada insanların muhabbetini duyabilmek, sevgisini kazanabilmek. İnşallah biz buna talibiz. Bugüne kadar buna talip olduk. Bu konuda başarılı olduk ki şu anda Büyükşehir Belediye Başkan adayız. Ve Cumhur İttifakı'nda. Ve inşallah da kampanyamızda da sahayı gezdiğimizde insanların bize olan muhabbetini görüyoruz. Sevgisini görüyoruz. Bu bizi fazlasıyla hem enerjimizi arttırıyor hem sorumluluğumuzu arttırıyor. omuzlarımızı yükün daha da arttığını görüyoruz. Ve ben 5 sene sonunda da bunu inşallah daha da iyi bir noktaya getireceğimde şüphem yok. E, tarımsal sulama da İzmir'le ilgili önemli bir başlık. E, size de sorayım bunu. Bu anlamda bir vaadiniz var mı? Tarımsal sulama ile ilgili bizim Bakırçay bölgesinde damlama sulamada önemli mesafe kat etmiş vaziyetteyiz. Bizim Küçük Menderes tarafında Barajlarımız var. Ama tabii son dönemde yağışlardan dolayı sıkıntılar yaşadığımız oluyor. Orada damlama, sulamayı arttırmamız lazım. Ben lansmanımızı yaptıktan sonra tarımla alakalı 30 e, şey 29 bu hafta Cuma. Yani 1 Mart'a geliyor herhalde. 1 Mart'ta sadece tarım bir Bergama'da yani bizim Bakırçay bölgesinde daha sonra da Ödemiş'te Küçük Menderes bölgesinde İzmir'in tamamıyla alakalı tarım, tarıma ilişkin olan lansmanımızı gerçekleştireceğiz. Tarımsal sulamada tamam Tarım Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Bizim yapmamız gereken iş damlama sulamayı daha çok arttırmamız lazım. Barajlar konusunda o DSE'nin vazifesi. DSE'nin yeni yapacağı barajlara ben sadece Büyükşehir Belediye Başkanıyım ben buna karışmam demeyeceğim artık ondan sonra. Ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım ve daha güçlü bir şekilde bakanlığa, bakanın karşısına oturup bizim şurada, şurada, şurada barajlara ihtiyacımız var. Bunları bir an önce hayata geçirme mecburiyetimiz varı daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Ve tarımsal sulama tabi İzmir az bir şey değil. Son dönemde yaşadığımız yağış azlığından dolayı hem yani kullanma sulama su hem kullanım suyu hem de tarımsal sulamada Sadece İzmir'in değil, Türkiye'de de, her yerde hızlıca, olağanüstü hal durumuyla karşı karşıyayız. Bunu daha çok gerçekten geleceğimiz açısından önemsememiz gerekiyor, hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Yani ben e, bu konuda milletvekilliğim döneminde de en çok arzuladığım, en çok içimi acıtan noktalardan birisidir. Yani... E, suyu boşa, boşa harcama lüksümüz yok. Damla sulama önceliğimiz ya olması gerekiyor. Bu konuda Tarım Bakanlığı bir teşvik veriyor. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak ayrıca teşvik vereceğim. Ayrıca destek vereceğim. Vermemiz lazım. İnşallah bunu da sağlayacağız. Tarım konusunda İzmir önemli merkezlerden birisi. Ki üretimin en önemli yerlerinden birisi. Bizim <laughs> yarım adamızda da ciddi anlamda tarım var. Yani Menderes, Seferisar, Selçuk Küçük Menderes'te de Bakırçay'da da tarım var. Yıllarca İzmir'de Aydın Manisa, İzmir'in ilçeleri, tarım ürünlerinin yetiştiği ve tarım ürünlerinin limandan pazarlandığı yer olması hasabıyla hep ticaretin merkezi, ekonomi merkezi olmuş. Bunu daha da öteye götürecek işler yapmamız şart. Tarım Bakanlığı'nın vazifesi var. DSE'nin vazifesi var. Ama ben Büyükşehir Belediye Başkanı olur. Bu seni vazifesi bu büyükşehir vazifesi değil. İnşallah hepsini birleştirip e, daha efektif bir şekilde daha organize bir şekilde çünkü birlikten kuvvet doğar. Sizin Meydan Alsancak diye bir tane vaadiniz var. Bir projeniz. Evet. Trafiği yer altına alacağım mı diyorsunuz? Yani Meydan Alsancak dediğimiz iş aslında sadece trafiği yer altına alma işi değil. Yani biraz da battı çıktı noktası orada bizim e, bir e, şey almamız gerekiyor. Yani yeraltı almamız gerekiyor. Ama asıl mesele bizim e, oradaki e, üstteki yapıları yani hem gar, bizim liman arkası gar, garın arkası elektrik fabrikası, tarih hava gazı fabrikası restore edildi. Yanında e, Kültür Bakanı'nın restore ettiği yer var. Bunların hepsini restorasyonla yapıp trafiği de yer altına aldığımızda orada güzel bir meydan çıkacak. O meydan e, güzelliğiyle beraber aynı zamanda benim en çok arzuladığım e, oraya bir bilişim vadisi, bilişim endüstri bölgesi yapmak. Yani İzmir'in e, gelecekteki ekosistemini geliştirecek en önemli işlerden biri nedir derseniz ben bilişim, inovasyon alanda olduğunu söylerim. Hem e, İzmir bu konuda ciddi bir e, popülasyona sahip, genç bir nüfusa sahip. Yani gençlerimiz buna ilgi duyuyorlar. O gençlerin İzmir'de kalmasını bu anlam sağlamamız lazım. Ha yani dünyada bu işle uğraşan gençler e, Türkiye'de hangi şehirde yaşamak ister derseniz sadece İzmir'dir. Vallahi Onun Türk, için Türkiye ben, bu soruyu başına ne koyarsanız koyun bana sorsanız ben hep İzmir ben, derim mesela. Yani işte mesela. yani ya şimdi o o akılda veya o e, yapıda olanlara baktığımda ben konuştuğumda yani İzmir'de yaşamak isterler. Bizim orada yüksek Teknoloji üstünde bu konuda adım attık yani teknokenti geliştirdik daha da bunu ilerleteceğiz yani sanayi bakanımız Mustafa Varat'la beraber yaptığımız benim de birebir takip ettiğim gerçekten de netice aldığımız iş liman arkasıyla beraber bunları entegre edip yani bilişim, inovasyon teknoloji teknokent konusunda ben İzmir'in ileriye dönük önemli mesafe kat edeceğini düşünüyorum ve bunu yapacağız yani Kronik sorunlarımızı çözerken, yani trafiği çözerken bir yandan da bu konuda hamleler yapacağız. Meydan Alsancak da aslında bir meydan çıktığı gibi aynı zamanda orası inovasyon anlamında da bir merkez olacak. Ee, doğalgaz meselesi. Evet. Türkiye'nin en büyük üç şehrinden bir tanesinde hala doğalgaz gitmeyen yerler var. Evet. Sizin aday olarak bir vaadiniz var mı bununla ilgili? Var. Ee, tabii doğalgaz, İzmir gazın Yani ama... Bazı yerlerde belediye meclislerinin alması gereken kararlar vardı. Bu karar alınmadığı için doğalgaz gitmediği yerler var. Nasıl nasıl belediye meclisi? Yani belediye çarpık yetleşmenin olduğu yerlerde. Yani belediye meclisi buraya doğalgaz gitmesin mi diyor? Hayır. Gitsin diye karar alması lazım. Al, nasıl almıyor? Yani almıyor. Niye almıyor? İşte birçok sebepleri var. Üst yapıyı İzmir gazın yapması lazım. Yapmıyor diyor. Ya da ben burada kentsel dönüşüme gideceğim diyor. Bir tarihte. Dolayısıyla bu sebeple kendince bazı gerekçelerle bu konuda meclis kararı almıyor. Yani biz bir kere bu ilçe meclislerinin değil, ilçe meclislerinin alması gereken karar. O ilçe, o ilçelerde şu an iddialıyız da inşallah arkadaşlarımız bir iyi bir netice aldığında o ilçe belediyelerinde bir kere bu konudaki öndeki engeli kaldıracağız. Ama herhalde benim vaadim şu. %169 şu anda oranımız. Bizim İzmir'in geneldeki oranımız %169. Mahalleler bazında, köyler, uzak köyler değil. Bir kere bunu 5 yıl içinde %100'e kesin çıkartacağız. Her türlü engeli ortadan kaldırarak. Ben şunu söylüyorum. Ben bir şehri emini olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu iş İzmir gazı iş. Bu iş Gediz, bizde elektrik Gediz'de. Gediz'in işi. Bu DSN'in işi değil. Artık şöyle hepsini bir araya getirip Gediz'i de Türk Telekom'u da internet gitme yer Türk Telekom'da mevzular var. Hepsini bir sekreterizasyon içinde bir orkestra şefi gibi bir senfoni oluş oluşturarak kakofoni yapmadan bir senfoni oluşturarak İzmir'in sorunlarını 5 yıl içinde çözebildiğimiz bakın kaç tane konu konuştuk değil mi? Kentsel dönüşüm konuşuyoruz. Kendinizi benim yerime koyun 1 Nisan'dan sonra. Kentsel dönüşümde oranları siz verdiniz. E, trafikte yapmamız gereken işler var. Körfez'de yapmamız gereken işler var. Çiğlat tesi yapmamız gereken işler var. Doğalgazla yapmamız gereken işler var. Yani bunları gerçekten 5 sene içinde 10 senelik çalışmazsak 5 sene içinde yine yani palliatif işlerle vakit geçirirsek İzmir'in geleceğini iyice karartmış oluruz. Ben onun için yani biz biraz önce de konuştuğunuzu zannediyorum. Büyükşehir Belediye'miz depremden sonra yıkıldı. Büyükşehir Belediye binası halen belediye çalışanları, bürokratları başka bir yerde, Büyükşehir Belediye Başkanı başka bir yerde. Yani dolayısıyla bizim yavaş hareket etme lüksümüz yok. Bizim çok çalışmamız lazım. Gece gündüz demeden çalışmamız lazım. Yaz kış demeden çalışmamız lazım. İnşallah kendimizi önümüzdeki 5 sene içinde bütün mesaimizi, bütün zamanımızı İzmir'e hasredeceğiz ve bu işleri bir hal koyacağız. Barlar Sokağı'na ilk kez belediye başkanı da yoldunuzda mı gittiniz yoksa milletvekili kendi gider miydiniz? Gül Sokak orası. Ha, yani, çok sevdiğim, en sevdiğim yerlerden yani, biri. Gül Sokak biliyorum. orası. Yani oraya herkes gider. Orası Barlar Sokağı değildir ya. Yani aslında orası çok güzel barların tam, olduğu bir yani, yerdir de yani. Ama Barlar Sokağı dediğiniz esasında e, Kı e Kıbrıs, Kıbrıs doğru giden caddedir. Orada da geçtim ben. Yani şimdi değil yani milletvekilliğim dönemde milletvekili olarak dedi yani ben normalde e, de gider misiniz kı, yoksa şimdi seçim var kıyaf, böyle kıyaf, ya şöyle bir fark var normal gittiğimizde gidip bir kafeye oturuyoruz bara oturmuyor musunuz? oturup çay içiyoruz sohbet ediyoruz ya barlar çok gürültülü oluyor doğal olarak muhabbet edemiyorsun yani onun ortamı başka e biz arkadaşlar gittiğimizde orada kafeler de var. kafelerde var kafeler oturuyoruz biz de o gün aslında Ceyda Hanım'la e, Kolak Belediye Başkan adayımız milletvekilimiz onunla Deniz Neslihan'la neyse <laughs> reklama girdi ama yine bir balık yedi. İzmir'in en güzel balıkçılarından biridir bu arada. Reklamsa da güzel reklam olur yani. Yani sahibiyle bir konuşmamız lazım. Çok iyi Beşiktaşlıdır Yılmaz Bey. Evet. Ben çok severim. Şimdi orada bir balık yemiştik. Daha sonra gel bir şu gün sokağa bu sefer de gezelim. Hı. Yani diğerlerine farkı doğal olarak bir seçim çalışmasında bir gezdik yani. Ama yanımızda teşkilattan da kimse yoktu. Dışarıda kimse yoktu. Bir tane danışman. Yani onunla beraber e, gezdik. Masara oturduk. En az 3-4 saat geçirdik. Yani saat 8 gibi başladık. Bir de ayrıldığımızda. Bire kadar da e, en sonunda sohbet ettik. CHP standında yerine. gezerken. Şimdi Çok, Hamza daha yazınca e, Twitter searchta ile arama motorunda şey çıkıyor. Sizin CHP standını geziyorsunuz galiba. Pazar yerini. Hmm. Aslında hem Kemal Paşa CHP da, standı değil mi orada? CHP arkadaşları... şöyle, hem Kemal, Kemal Paşa pazar yerine girerken hem de e, Menderes pazar yerine girerken mesela Kemal Paşa pazarlığa girerken gündem olmadı. Esasında orada konuşmalar da yine ajanslar çekmiş. Ee, Kemal Paşa belediye başa adayının eşi. Ha merhaba ben e, şunun eşiyim diyor. E, benim de bildiğim biri zaten yıllardır da tanıdığımız biri. Ha çok selam söyleyin yani Mehmet abi geçen aramıştı beni diyorum ben de. Öyle muhabbet ediyoruz ya biz İzmir'de yıllardır böyle yapıyoruz bu siyaseti yani. Ee... Menderes O da Menderes'teydi o görüntüler düşen. Cemil Bey e sordunuz Hamza Bey'e de sorun diyorlar. Harmandalı çöp toplama alanı ile ilgili sorular var. Özellikle orada oturanlar oradaki kokudan yanılmıyorsam e, bununla ilgili sorular var. Aynısını size de sorayım. Çok doğru. Yani biz bu konuda e, bir kere Harmandalı'da vahşi depolamaya son vereceğiz. Son vermek zorundayız. Artık e, daha fazla Harmandal'ında bunu sağlayamayız. E, tabii ki e, bir e, Oradaki alanı dağıtmak mecburiyetimiz var. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı da bununla ilgili bazı alanlar e, düşündü ama hep e, iletişim noktasında sıkıntılar yaşandı. Yani bir kere bu dönemde halen vahşi depolamayla yapılan bir e, çöp toplama işi doğru bir iş değil. Teknoloji çok gelişti. Kapalı sistem birçok e, sistem var dünyanın her yerinde, ülkemizin birçok yerinde var. Yani orada da kapalı sisteme geçtiğimiz gibi oran yükünü de azaltarak inşallah yani istişare ederek üniversite raporlar alıp ee hızlıca ee oran yükünü de azaltmak suretiyle bizim teknolojide en son noktası kullanarak ve bundan da işte elektrik enerjisi üretilen sistemler var. Başka enerji üretilen sistemler var. Bunlara geçeceğiz. E, deniz taşımacılığı İzmir'de e, Diğer adayların da vaatleri arasında var. Ee, İzmir'e göre çok düşük noktalarda. Yüzde iki buçuklar, üçler civarında. Biz yüzde beşe çıkartacağımızı söylüyoruz. Sizin vaadiniz ne bununla ilgili? Bizim vaadimiz bunu, yani özellikle <laughs> şu anda efektif kullanılmayan bazı <laughs> e, durumlar var. Yani en fazla kullanılan alanları açarak ve son dönemde gemi de alındı. Yeni gemi alma ihtiyaçları da var. Yine yani ihtiyacımız var. Bunları da alma suretiyle iki buçukluk olan oranı yüzde %5'e çıkartmak zorundayız. %5'e çıkartacağız. Ee, Selda rica ediyorum. Cemil Bey'e kaç dakika verdiyse Hamza Bey'e de o kadar vereceğiz. Şu an normalde program süresi bitti ama biz bugün iki program üst üste yapıyoruz. <laughs> Seyircilerimizden de sorular geliyor. Ee, tam aynı dakikalarda her iki adaya da aynı süreyi vermiş olalım. Yönetmenimizden rica ediyorum. Beni lütfen uyarsın o sürek bittiğinde. Ee... Fazla vermeyin. Fazla istemiyorum. <laughs> Yok zaten vermeyiz. <laughs> zaten merak etmeyin. Yani elimizden geldiğince adaletli olmaya çalışıyoruz. Eee Göç tabii en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Şimdi İzmir'de bütün sorunların temelinde aslında e, İzmir'in aldığı göç var. E, tüm Türkiye'deki benzer şikayetler, benzer konular İzmir için de geçerli. Çünkü İzmir'de büyük bir şehir. İzmir'de Türkiye'de herkesin en çok yaşamak isteyeceği şehirlerden bir tanesi. Bu anlamda göçün önüne geçmeden İzmir'de tam olarak kalıcı bir sorun üretebileceğine inanıyor musunuz? Bu noktada bir vaadiniz, bir çözüm öneriniz, belediye başkanına aday olarak bir projeniz var mı? Şimdi bakın, e, göç dediğimizde sadece İzmir değil tüm ülkeye bakmak lazım. Yani Tüm ülke noktasına baktığımızda yani bizim son dönemde özellikle yani İstanbul'dan Urla tarafına gelen göç çok ön planda gözüküyor. Onun dışında da yine ekonominin olduğu yerlere insanların Anadolu'nun değişik yerlerinden geldiği bir durum söz konusu. Ben biraz önce söyledim. Yani biz ekosistemi oluştururken ve ekonomiyi büyütürken Göçün az olacağı ve olmayacağı şekildeki en önemli e, benim argümanım ve yapacağım iş, yeni yapacağımız konutlarda kesinlikle İzmir'de ikamet etme mecburiyeti koşmamız. Yani İzmir Konut AŞ kurup konut AŞ ile yeni yapacağımız sosyal konutları İzmir'de yaşayanlara vermek. Yani onun dışında e, yani ekosistemi oluşturduğunuzda ya burada e, ülkenin içinden yani size ee, gelebilecek göçlerle ilgili yasal olarak seyahat özgürlüğü söz konusu bunda engel olacağınız bir şey yok. Ama bizim de yani insan popülasyon olarak yaşa, yaşayabileceğimiz e, alan işin doğrusu belli. Yani bizim e, diğer şehirlerden farklılığımız şu. Hani İzmir'de e, bir kere bir tarafımız genişlem açısından bir deniz Körfez. E, bir kere e, Çeşme Yarımada tarafı yemyeşil yer. Karaburun yemyeşil. Bunların yeşilliğine kesinlikle dokundurmayacağız. Yani buralarda e, son dönemde planlamanın yapılmamasıyla işte oralarda ya biraz önce dediğiniz göç mevzusu e, gerçi son Çanakkale Köprüsü'ne beraber biraz Çanakkale'ye doğru kaydı ama yani <laughs> özellikle e, pandemi sonrasında deprem korkusu e, büyük şehirlerden yani İstanbul'dan diyeyim yani İzmir'de büyük şehir sonuç olarak İstanbul'dan buralara doğru bir e, göç söz konusu. Yani bizim e, bunun planlı programını yaptığımızda bunu yönetiriz. Yani benim en büyük hayalim de yapamasam da yani sonrasında icraat noktası da benim ömrüm yetmese de yani İzmir'in e, 20-25 yıllık e, planlı yapmak. Toplulaşım gidecek mi oraya? Yani Menemen'de, Ala tarafında. Toplulaşım belki yapmak bana nasip olmayacak ama bunun planlanmasını yapabilirsek, bunu belki dördüncü yılda, 5. yılın sonunda bu noktaya geliriz. Bunu yaparsak ve bunu başarırsak ben kendimi ciddi başarılı görürüm. Bu konuda bizim yine biz Ege bölgesinin abisiyiz. İzmir Ege bölgesinin abisi. Dolayısıyla bizim mesela Manisa ile birlikte çalışmak durumundayız. Ben Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oturup çünkü Kemal Paşa yanında Turgutlu. Bir konut çalışması yaptığınızda da onunla beraber çalışmak zorundasınız. Bir sanayi ekosistem oluşturma noktasında da onunla beraber çalışmak zorundasınız. Öbür taraftan Kınık yanında Soma Bir orada da ikamet konut meselesi planlaması yaptığınızda da onunla birlikte çalışmak zorundasınız. Yine sanayi yaptığınızda da raylı sistem tren yolu yapma noktası olduğunuzda da bunu yap, yapmanız gerekiyor. Cengiz Bey de çok tecrübeli bir belediye başkanı. Seçime tabii yani iddialı da ben inşallah burada yani İzmir'in Ege bölgesinin abisi olması şeklini e, devam ettirecek şekilde oradaki belediye başkanlarıyla da irtibatlı bu planlamayı yaptığımızda inşallah bunu yönetmek çok zor olmaz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirseniz İzmir'de değiştireceğiniz en önemli şey ne? Hizmet. Hizmet etmek. Hizmet etmek. Sadece hizmet etmek. İnşallah. Bol bol hizmet edeceğiz. Bol bol çalışacağız. Gece, gündüz çalışacağız. Bunu İzmir'de değiştireceğiz bir şey olarak mı görüyorsunuz? Hayır yani İzmir'de tabii ki sonuç olarak ben yani yeni yeni şeyler yapılacak. Ya biraz önce dediğim gibi ben şehre emin olmaya talibim. Şöyle sorayım mı soruyu? İzmir'de başkan seçildim ve İzmir'de yap, İzmir için yaptığım en önemli icraat bu oldu diyeceğiniz görev Gönüllere süresi Gönüllere girmek, gönüllerde olmak. Tunç Bey'in de seveni insanlara var. İnsanların muhabbetine girmek. Ya yani seven var, sevmeyen var. Sevenin çok olması. Yani herkes sevmez. Şu mi? projeleriniz içerisinde hani bir tanesini özellikle kendi böyle en şey projeniz olarak 5 sene sonunda sorsak bitirdim diyeceğiniz hangisi? Yani biri yeni çevre yolu. Hmm. Kavşaklar. Yani ben sadece yani bunları konuşmak istemiyorum. Bunlar yapacağız zaten. Bunları yapmamız lazım. Bunlar yapmamız gereken işler. Yani e, bazı bölgelerde yapacağımız kentsel dönüşme şehrin o görüntüsünü değiştirmek, dönüştürmek. Bunlar hepsi sonuç üst başlıkta nereye giriyor? Hizmete giriyor. Ben şunu söylüyorum. Hem hizmete talibiz hem hürmete. Biz hizmet edeceğiz, hürmetle göstereceğiz, hürmetle göstereceğiz. Bizim derdimiz bu. Beklentimiz de bu. Yani e, hizmet ettiğinizi zaten o hürmetle göreceksiniz. E, değiştirmek dediğinizde e, tabii ki yani yeni yollar, yeni kavşaklar, e, körfezin temizlenmesi bunlar hepsi değişiklikler olacak. Yeşil alanlar. Yani bizim biraz önce bahsettiğim yani şu anda e, bataklık noktasında olan çiğli artma tesisinin olduğu yeri yeşillendirmek, sasalı yeşillendirmek. İnşallah e, Karabağlar'da yeni bir yeşil alanlar oluşturmak. Şimdi bazı mahallelerimiz var ki ilçelerimiz hatta iç içe yeşil hiç yok. Oralarda en azından ince uzun bir şekilde yeşil koridorlar oluşturmak. Yeşil koridorlar oluşturup insanlar baktığında o yeşil yeşil insanı rahatlatan bir şey. Beni çok rahatlatıyor. Bilmiyorum size rahatlatıyordur yani. Ya yani bize mavi var zaten. Mavi biraz daha güzelleştirmemiz lazım. Yeşil de mahalleler aralarında neredeyse yeşil beklentimiz, arzumuz, yeşili görme şeyimiz var. E tabii ki oralarda kentsel dönüşüm yapmadan o yeşil yapmanız çok kolay değil. Ama ince koridorlarda biz e, ağaçlar dikip o yeşil oraya getireceğiz. Başarıncaya kadar kentsel dönüşümü. Orada insanı ikna edinceye kadar. Derdimizi anlatıncaya kadar. Tasamızı anlatıncaya kadar. Buradaki samimiyetimizi gösterince. Gösterdikçe. Bu hassasiyetimizi gösterdikçe. Bir yerinden başlayınca. Ha bak oluyor. Oluyor kardeşim. Ne kadar güzel oluyor. Bak ne kadar güzel evlerde, yeşil alanlarda oturuyoruz. Güvenli yerlerde oturuyoruz. Güvenli mahallelerde oturuyoruz. Bunu yaptıkça Allah'ın izniyle gerisi gelecek. Ee, körfez geçiş reklamı yapıldı ama hiç bahsedilmedi diyor. Şöyle yani Yeni Çevre Yolu'yla beraber bizim şöyle, e, körfez geçiş projemiz var biliyorsunuz. Yani e, bu projemiz. Biz bunu... Nedir o? Çok hızlandırır mısın? Beş dakika var. Heh, körfez geçiş projesi hmm. e, Mavşehir'den Karşıya yani Balçova Nardire tarafına yarısı e, köprü yarısı e, batı şey e, denizin altından denizin mı? altından olacak şekilde e, yapay bir adanın olduğu e, bir proje bu bizim 35 İzmir 35 projemizde olan Binali Bey'in 2011'de İzmirlere vaat ettiğimiz proje e, biz bunu e, bu projelerimize koyduk özellikle çünkü ee, o dönemden beri e, yapmayı çok arzuladık. Her seferinde önümüzde yasal bir takım engeller çıktı. Şu anda da e, mahkeme kararıyla e, yürüyen bir süreç var. E, biz e, bu engelleri kaldırıp tabii önceliğimiz bizim biraz önce söylediğim gibi çevre yolu, battı çıktılar. Bu da ben bunu özellikle şunu için e, projemize koydum. İzmir'in özellikle kuzey tarafında yani Karşıyaka, Mavşehir, Menemen, Çiğli, o bölgede ısrarlı bir şekilde e, 2011'de bu projeyi söylediğimizde bu kadar talep yoktu. Şu an çok ciddi adam talep var. Çünkü trafik durma noktası gelmiş vaziyette e, günün her saati. Dolayısıyla bu bir talep haline geldi. E, maliyeti de artan bir proje. O zaman yapsaydık belki çok daha uygun maliyeti yapacaktık. Maliyeti arttı. Öncelik olarak yeni çevre yolunu yaptığımızda halen biz bir mesafe kat edemedik görürsek trafikte tabii ki bunu da ee, bu anlamda hayata geçirme noktasında olacağız. Bu e, proje, bu yani bunu da e, lansmanda bahsettik, her yerde de bahsediyoruz. İnşallah bu da yapacağımız işlerden birisi olacak. Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı dayı, Hamza daha çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İki çok dakikamız daha varmış. Ee, söylemek istediğiniz bir şey varsa. Ben şunu iki dakika söyleyeyim. Var. Ee, yani gerçekten İzmir'in sokaklarını gezdiğimde şunla çok karşılaşıyorum. İlk defa e, size oy vereceğiz diyen gençler kadınlar, beyefendiler ve ben İzmir'e bir şeyler şunu söylüyorum. Hiç pişman olmayacaksınız. Oyunuzun hakkını sonuna kadar verecek. Çok çalışan ve her, derde de koşturan bir BD başkanı ve ekibi. Sadece kendim değil. Tek başıma bu kadar şeyi başaracak halim yok. ekibi 30 ilçemizde çok çalışkan, cevval BD başkanı adaylarımız var. Onlarla çıktık vitrine. Yine bize ayak uyduracak büyük şehirdeki ekiple beraber çizmeleri giyeceğiz ve Allah'ın izniyle gece gündüz çalışacağız. Çalışmak zorundayız. Anlaşma. Bu da benim yani büyük şehir belediye başkanı olayım diye söylediğim bir şey değil. İzmir'de mecbetimiz var. Mecburuz. Bunu yapmak zorundayız. Yapmak zorundayız. Yapmak zorundayız. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler. Bugün İzmir'i konuştuk. İzmir'in iki adayına İzmir'den gelen soruları, İzmir'le ilgili sorularımızı sorduk. Takdir tabii ki İzmirlerin sizin önümüzdeki yerel seçimde. Burada bizim konuk edemediğimiz adaylar da var. Maalesef benim program günüm ve saatim bu kadarla sınırlı. Ama TV100 ekranlarında İzmir'in bütün adaylarına yer veriliyor, verilecek. Onlara da sorularınızı bir şekilde iletebilirsiniz. Önümüzdeki hafta biz yine burada olacağız aynı saatte. Hoşçakalın. kapı. Sadece o hikayelerin kahramanlarını açtır. Miray